Kaynaklarımızla başlayalım. Çelik Canikli Can Bulat İşik Oku dersleri, Süzek İşik Oku, Ekmekçi Yiğit Bireysel İşik Oku dersleri, Ercan Ak Yiğit'in Bireysel İşik Oku dersleri, Müjdat Şakar'ın Derli Toplu İşik Oku Sosyal Güvenlik Hukuku kitabı, Demircioğlu Centel Kaplan'ın İşik Oku kitabı. Tabii bunlar genel kitaplar. Daha başka kaynaklarımız da var. O kaynakları buraya dahil edemedim. Yerimizin darlığı nedeniyle. Ben Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku öğretim üyesi olarak çalışıyorum kıymetli arkadaşlarım. Öncelikle bugün 4850 sayılı kanunun kapsamını göreceğiz. Daha sonra iş akitlerini göreceğiz. Sonra da zamanımız kalırsa muhtemelen 3. bölüme başlarız onu. İş sözleşmesi türleri. Bu kanun 4. maddedeki istisnalar dışında kalan bütün iş yerlerini bu iş yerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır arkadaşlar. 4857 sayılı kanunun kapsamına devam ettiğimizde 2003 tarihinde kanun yürürlüğe girdiğinde arkadaşlar 50'den çok işçi çalıştıran tarım işlerinde çalışanlar arkadaşlar, konutların kapıcılık işlerinde çalışanlar, Yardımsevenler Derneği atölyelerinde çalışanlar ve gazeteciler bu kanun kapsamı içine girmiştir. Daha önce 1475 sayılı mülga iş kanunu hükümleri içerisinde değildi bunlar. Evet, derli toplu olarak kapsamadığı alanlara bakacağız ve akabinde her birini parça parça açıklayacağız. Deniz ve hava taşıma işlerinde 50'den az işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinin yapıldığı iş yerlerinde veya işletmelerde, aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işlerinde, bir ailenin üyeleri ve üçüncü derecede dahil olmak üzere kısımları arasında dışarıdan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde, ev hizmetlerinde, çıraklar hakkında, sporcular hakkında, rehabilite edilenler hakkında, 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'nun 2. maddesindeki tarife uygun 3 kişinin çalıştığı iş yerlerinde bu kanun hükümleri arkadaşlar uygulanmaz. Teker teker açıklayalım. Şimdi bu kanun hükümlerinin uygulanmadığı yerler 4857 sayılı kanunun emredici hükümlerinin uygulanamadığı yerler. Mümkün değil. Denizciler sefere çıkıyor, bir ay denizde kalıyorlar. Ya da uçak uzak mesafelere gidiyor, 18 saat, 20 saat oralarda kalıyor. Dolayısıyla arkadaşlar buralardaki çalışmalar 4857 sayılı kanunun amir hükümlerine, emredici hükümlerine uygun değil. Dolayısıyla başka kanunlara tabi. Örneğin deniz için söyleyelim. Denizde çalışılan işler üçe ayrılıyor diyebiliriz ana olarak. Bir tanesi 100 gross ton ve üstü ve 5 veya 5 kişinin çalıştığı gemilerde deniz iş kanunu hükümleri uygulanır. Karadaki yükleme boşaltma işlerinde ve kıyılardaki balıkçılık işlerinde 4857 sayılı kanun uygulanır. Ama diğer deniz işlerinde, bu her ikisine de girmeyen işlerde ise Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 854 sayılı deniz iş kanunu hükümleri dolayısıyla büyük oranda denizde uygulanır. Havadaki çalışmalarda yine yükleme boşaltma işleri haricinde tüm havadaki işler, kabin personeli, pilotlar için Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır, ama yerdeki yükleme boşaltma işleri, catering hizmetleri vesaire, bunlar için 4857 sayılı kanun uygulanır. Ama havadakine bir tane daha istisna koyalım. Eğitici pilotlar da 4857 sayılı iş kanununa tabidir. Deniz taşıma işlerini gene bir tekrar edecek olursak 100 gross tonun ve üzerinde veya, bakın ikisi de olabilir, ayrı ayrı da olabilir, 5 kişinin ve daha fazla kişinin çalıştığı gemiler deniz iş kanunu kapsamındadır.
daha aşağı tonajda olan ama 4857 sayılı kanun hükümlerine de girmeyen arkadaşlar, deniz taşımacılığı işlerinde ise 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Bunun istisnaları da var. Yani denizde olmasına rağmen 4857 sayılı kanunun hükümlerine uygulanacak işler. Mesela kıyılardaki yükleme boşaltma işleri, az önce söyledim. Burada 4857 uygulanır. Çünkü burada mesai ne yapabilirsiniz? Ayarlayabilirsiniz. Ya da deniz iş kanunu kapsamına girmeyen tarım işlerinden de sayılmayan denizlerdeki, aç parantez, göller değil, çalışılan su ürünleri üreticileriyle ilgili işler de arkadaşlar 4857 sayılı kanun kapsamındadır. İkinci olarak 50 dahil daha aşağıda işçi çalıştıran tarım ve orman işlerinin yapıldığı iş yerlerinde veya işletmelerde de Türk Borçlar Kanunu'nun 393 ve devamı hükümleri ne yapacaktır? Uygulanacaktır. Ama bazı işler vardır ki aslında 4857'ye tabidir ama yoğun olarak bu dediğimiz işlere giriyorsa, 50'den az işçi çalıştırılan tarım orman işlerinin yapıldığı işlere giriyorsa, mesela hayvan bakıcısı, çoban gibi, bekçi gibi, bunlar da bu kanun hükümlerine tabi değil, Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabi olarak işlerini yerine getirecektir. Altını çizelim. Bu bende tabi olanlara kanunun ücret ile ilgili hükümleri uygulanır kıymetli arkadaşlar. Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri kapsam dışında bırakılmıştır. Bunlar ne olabilir? Su yolu açmak, çit onarmak, küçük duvar onarımları gibi. Bunlar yine kanun kapsamı dışındadır. Bir ailenin üçüncü dereceye kadar hısımları da dahil olmak üzere dışarıdan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatı işleri için arkadaşlar buralarda yine 4857 uygulanmaz. Peki derece nasıl belli olur? Sizinle babanız ya da anneniz arasındaki derece birdir. Sizinle anneanneniz, babaanneniz, dedeniz arasındaki derece ise ikidir. Böyle hesaplanabilir. Sizinle dayınız, halanız, işte teyzeniz, amcanız arasındaki derece ise 3'tür. İşte bu grup çalışırsa 4857 kapsamı dışında, ama bu grubun dışında bir de kuzeniniz girdi diyelim 4. derece, işte bunlar bu durumda 4857'ye girer tümü. İşte bunlar evlerde halı dokumacılığı gibi işlerdir. Aynı çatı altında olmasına da gerek yoktur. Ev hizmetlerinde çalışmalar da kapsam dışındadır. Altını çizelim, sosyal güvenlik hukuku bağlamında ev hizmetlerinde çalışanlar mutlaka zorunlu sigortalılık kapsamında sigortalanacaktır. Ama iş kanunu kapsamı dışındadır. 6098 sayılı kanunun ev düzeni içinde çalışma başlığı altında düzenlenir buradakiler. Ama Yargıtay'ın bir kararı var ve diyor ki hasta bakıcı olarak çalışan hemşire iş kanunu hükümlerine tabidir diyor. Çıraklar zaten mesleki eğitim kanununa tabidir. İş sağlığı güvenliği hükümleri açısından da eskiden 4857 içindeydi. Fakat 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu 2012 yılında yürürlüğe girdiğinde bu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümler 4857 sayılı kanun içinden mülga edildi. Tamamı 6331'e geldi. 6331'in en önemli vasfı ne? Tüm çalışanları kapsar, memurları da. Bağımsız çalışanları da, işçileri de. Daha önce bu kanun çıkmadan önce sadece ve sadece işçileri kapsıyordu. Peki başka kapsam dışında olanlar? Arkadaşlar, sporcular da kapsam dışındadır ama sporcular kapsam dışındayken profesyonel sporcular, antrenörler, top toplayıcılar, masörler ise kıymetli arkadaşlarım kapsam içindedir. Bunun da altını çizelim. Buradaki arkadaşlar, sporcular hizmet sözleşmesi başlığı altındaki hükümlere göre ne yapılır? Hükümleri yönetilir. Rehabilite edilenler, işte malullükten kurtulup çalışmaya başlayacak olanlar, hasta olanlar vesaire, bunlar rehabilite edilenler işçi statüsünde sayılmaz. Dolayısıyla iş kanunu hükümleri de dışındadır. Esnaf ve sanatkarlar kanununda belirtilen tarife uygun 3 kişinin çalıştığı iş yerleri, buraya 3 kişi demekle altını çizelim, işveren de dahil demek. Yani bir işveren, iki tane işçi var. Bu durumda kanun kapsamı dışında bir kişi daha girerse oradaki tüm herkes
iş kanunu hükümlerine tabi olur. Altını çizelim, buradaki kişilerin tamamı her ne kadar 4857 sayılı kanunun kapsamı dışında olsalar da ücret açısından bu kanunun kapsamı içindedir. Son olarak kapsamadığı alanlar arasına süreksiz işler de girer. 30 iş günü ve daha aşağı çalışılan işler arkadaşlar süreksiz iş olarak ne yapar? Değerlendirilir ve bu kanunun kapsamı dışındadır. Bir de istisnaları söyledik. Bu istisnalar içerisinde bazı çalışma işler vardır ki bunlar 4857'nin içindedir. Mesela söylemiştim başlangıçta denizlerde ve havada yükleme boşaltma işleri kanun kapsamı içine girer 4857'nin. Her ne kadar 50 ve daha az işçi, 50 dahil daha az işçi çalıştıran iş yerleri bu kanunun kapsamı dışındadır ama makine parçaları, aletler, yapılan atölyeler bu kanun kapsamı içindedir. Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri bu kanun hükümleri içindedir. Halkın faydalanmasına açık park ve bahçeler bu kanun hükümleri içerisindedir. Deniz iş kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden de sayılmayan denizlerdeki çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili işlerde işte biz buna çupra kanunu diyoruz. Çupra üreten, levrek üreten buralarda bu kanun kapsamı içindedir. Şimdi kapsamı anlattık. İş akdini şöyle bir görelim. İş hukukunun varlık nedeni arkadaşlar işçi kavramıdır. Bir işçinin işçi niteliğini kazanabilmesi için de bir iş akdinin bulunması gerekir. İş sözleşmesi bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi yani işçinin diğer tarafın işverenin de ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmeye biz iş akdi diyoruz. Tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Dolayısıyla burada iş var, ücret var, bağımlılık var. Sırasıyla baktığımız zaman iş mal ve hizmete dair olabilir. Meğer ki kanuna, ahlak ve adaba aykırı olmasın kıymetli arkadaşlarım. Bedenen ya da fikren çalışma arkadaşlar, bedenen ya da fikren çalışma iş midir değil midir karşılaştırılır. Bu bir süre tartışılmış ama sonuçta beden de çalışsan, fikren de çalışsan işçisin. Dolayısıyla arada bir fark yok. Gelelim ikinci unsuruna. Ücret hem iş akdinin bir unsuru hem de işverenin işçiye karşı olan önemli bir yükümlülüğüdür. Ücretin mutlaka nakdi olması gerekir. Arkadaşlar mal ile ücret ödenmesi ileride borçlar bölümünde ayrıntılı göreceğiz. O yüzden fazla ayrıntı anlatmıyoruz. Ücretin önceden kararlaştırılmış olması gerekmez. Yeter ki bunun ücret karşılığı yapıldığı anlaşılsın. Bağımlılık unsuru iş sözleşmesinin en temel unsurlarından biridir. Eser ve vekalet sözleşmesinden ayırır. Eğer bağımlıysanız iş akdi, bağımsız iseniz eser ya da vekalet sözleşmesi olur. Mesela bir ustayı çağırdınız, dediniz ki sen benim evimde çalışıyorsun, bu evin inşaat işlerini sen yapacaksın. Sorumluluk senin, ben gözetleyeceğim seni, denetleyeceğim, ceza vereceğim, uyaracağım, mesailerini belirleyeceğim dersen bu bir iş akdidir. Ama gel bu evin bütün inşaat işlerini yap, ben de sana 50 bin lira para vereceğim dersen bu bir eser sözleşmesidir arkadaşlar. Vekalet sözleşmesi de bir avukatı düşünün. Bir şirketin organizasyon çaması içerisinde avukat olarak görünüyor. Bütün hukuk işlerini, danışmanlık, dava takibi vesaire o yapıyorsa bir iş akdidir. Ama bağımsız çalışıyor ise bu bir vekalet sözleşmesidir arkadaşlar. İşçi ile işverenin emir ve talimatlarına uyma yükümlülüğü, işçinin işverenin emir ve talimatlarına uyma yükümlülüğü bulunmaktadır. Tabii esnek çalışma metotları şu anda yaşıyoruz pandemi döneminde nedeniyle evde çalışmak. Buradaki kriter ne? İşçinin işverene ait iş organizasyonu içinde onun yararına iş yapması bir kriterdir. Bu kriteri sağladı mı? İş akdidir, bağımlı çalıştığının bir göstergesidir. Onun yararına, onun organizasyonunda çalışacak. İş akdi bağımlılık kuran bir sözleşmedir. Onun talimatlarına uymak zorundadır işçi. Bağımlılığı Yargıtay kararında şöyle diyor. İş ve sosyal güvenlik hukuku uygulamasında temel bir ilkedir. Bu unsur hizmetini işverenin gözetimi, yönetimi altında
yapmayı ifade eder. Ne var ki iş hukukunun dinamik yapısı ortaya çıkan atipik iş ilişkileri, yeni istihdam modelleri bu unsurun ele alınmasında her somut olayın niteliğinin göz önünde bulundurulmasını zorunlu kılmaktadır. Nitekim götürü işte iş yapan birisi için bağımlı değildir. Dolayısıyla bu bir iş sözleşmesi değildir demiş Yargıtay 2018 yılında verdiği kararında. Bir başka konu katılma teorisi ve sözleşme teorisinden bahsedelim. Katılma teorisi işçinin sözleşme ile başlayacağı tarih değil de katıldığı tarihin geçerli olduğu teoriyi. Sözleşme teorisi ise hangi tarihte katılmış olsa bile bunun dikkate alınmadığı, sözleşmede belirtilen katılması gereken tarih ile sözleşmenin başladığının varsayıldığı teoridir. İşte işçiden kaynaklı nedenle 10 günlük bir gecikmeyle sözleşmeyi başlatmışsa buna katılma teorisi o tarihte başlamış sayılır. İşverenden kaynaklı nedenle bir gecikme olursa 10 günlük bir gecikme işte bu durumda da sözleşmede belirtilen başlaması gereken tarihte başlamış kabul edilir bu teoriye göre. İş akdi her ne kadar iş hukuku karma bir hukuk olsa da iş akdi özel hukuk sözleşmesidir arkadaşlar. İş akdi kişisel ilişki kuran bir sözleşmedir. Karşılıklı güven ilişkisinin oluştuğu bir sözleşmedir. İşçi sadık olmak zorundadır. İtaat etmek zorundadır. İşveren de onu korumak zorundadır. Eşit davranmak zorundadır. İş akdi tam iki tarafa borç yükleyen sinyalli akmatik bir hakettir. Bir taraf iş bağımlı olarak iş görmeyi, işveren de ona ücret ödemeyi ne yapar? Borcu altına girer. İş akdi devamlıdır. Hani 10 gün çalışayım, 30 gün çalışmayayım, 30 gün çalışayım, 2 ay çalışmayayım diye bir şey yok. İş akdi devamlı bir sözleşmedir. İş akdinin kanunlaştırmalarındaki özellikle ne yazık ki birden fazla kanun var. Hangisi genel kanun, hangisi özel kanun tartışmaları var. Mesela iş kanunu eski ama özel, borçlar kanunu genel ama yeni. Ne olacak? Hangisi işte uygulanacak tereddüt durumunda? Bu durumda arkadaşlar ratio legis dediğimiz amaçsal yoruma bakılır. Amaçsal yorum nasıl yapılır? İşte kanun gerekçelerine bakılır, meclis tutanaklarına bakılır, o görüşmelere bakılır. Buna göre bu kanun hükmü neden konulmuştur? Ne yapmamız lazım? Görmemiz lazım. Zaten mevzuat hazırlama yönergesinde de genel gerekçe ve madde gerekçeleri diye gerekçeler vardır. Bu gerekçelerin bu yönerge, özür dilerim, yönetmelik kapsamında yapılması ve doğru hazırlanması lazım. İşte mevzuat hazırlarken buna dikkat edilmesi gerekiyor. Evet, biraz kafamız dağılsın. Bir sözleşme imzaladığınız zaman neye imza attığınızı bilmeniz lazım. Özellikle iş sözleşmesi. Hayatınızın belki de 40 yıl orada çalışacaksınız. İşte neye imza attığınızı bilmeniz gerekiyor. Burada da bir örnek var. 21 inek. Benim etimden de faydalanacağınızı yazıyor diyor. Orası önemli değil. Her sözleşmedeki yazan rutin laflar diyor. Şimdi buradaki konu ne? Genel işlem şartları. Biliyorsunuz böyle sıkışık sıkışık yazılar ondan sonra. Ve bu sıkışık 250 sayfa, 300 sayfayı bir anda okuduğunuzun normal bir insanın okumasının mümkün olmamasına rağmen imzalatırlar. Bir de altına elle, el yazısıyla okudum anladım diye yazdırırlar. Böyle bir ne vardır? Hüküm vardır. Ne yazık ki bunlara karşıyız hukukçular olarak. Mutlaka özlük dosyaları hazırlanmak zorunda. Özlük dosyalarının içerisinde ne olacağına dair işte kanunda var özlük dosyası hazırlanabiliyor ama altında içinde ne olacağına dair bir yönetmelik yok bunu veya yönerge yok veya bir tebliğ yok. Bunun mutlaka olması gerekiyor bence. Çünkü insan kaynaklarında çalışan ya da daha küçük çaplı bir iş yeri ise o özlük dosyasında ne saklanmalıdır, ne konulmalıdır? İşte iş sağlığı, güvenliğine ilişkin hükümler, iş sözleşmeleri, ne tebligatlar, uyarılar, cezalar vesaire bunların hepsinin olması lazım. İşte bunların bir formatının da olması gerekir diyor. Evet, bugünün konularından bir tanesi arkadaşlar sözleşme türleri. Sözleşme türleri çok ve çeşitlidir ama sözleşmeleri biz ikiye ayırıyoruz. Tipik ve atipik. Tipik sözleşme tam süreli, belirsiz süreli ve sürekli iş sözleşmeleri tipik sözleşmedir. Bu üçü bir araya geldi mi tipiktir. Bunun dışındakilerin hepsi atipiktir. Tam, belirsiz, süreli ve sürekli. Bunun altını çizelim. Biz bunları teker teker inceleyeceğiz arkadaşlar.
Sürekli süreksiz iş sözleşmelerini az önce belirttim. 30 iş gününden fazla ise sürekli, az ise süreksiz. Peki aradaki fark ne? Bazı kanun hükümleri buna uygulanmıyor. 4857 sayılı kanun mesela ihbar süresi gibi, mesela kıdem tazminatı gibi uygulanmıyor ama diğerleri uygulanıyor. Evet. Başka? Şimdi belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri ayrımını görelim. Mütakiben bugünkü dersimizi tamamlayalım arkadaşlar. Belirsiz süreli iş sözleşmeleri, belirlenmiş olan bir süreye bağlı olmayan sözleşmeleri belirsiz süreli iş sözleşmeleri diyoruz. Ve belirsiz süreli iş sözleşmelerinin, kıymetli arkadaşlarım, yazılı olma şartı yok. Sözleşmenin neredeyse 80'i belirsiz sürelidir. Genel dediğimiz gibi tipik sözleşmelerin en temelidir. Buna mukabil bunun dışında belirli bir süreye tabi olan, belirli bir işin tamamlanması veya belirli bir vakanın ortaya çıkması gibi nedenle objektif şartlara bağlı olarak yapılan, yazılı olarak yapılan iş sözleşmelerine ise biz belirli süreli iş sözleşmeleri diyoruz. Ancak bazı durumlar vardır ki objektif neden yoktur ama diyelim ki bir işçi ücretsizliğinden ayrılmıştır. O süre için ne yapabilirsiniz? Belirli süreli bir işçi istihdam edebilirsiniz. Belirli süreli iş sözleşmelerinin objektif nedene bağlı olmadığı tek kanuni hüküm veya iş özel öğretim kurumlarında yapılan işlerdir. Buradaki işler belirli süreli olmak, sözleşmeler belirli süreli olmak zorundadır. Ancak belirli süreli iş sözleşmeleri sona erdiğinde hiçbir zaman kıdem tazminatı verilmeyecekken buradaki kanun hükmü doğrultusunda kıdem tazminatı alırlar ancak ihbar tazminatı alamazlar. Belirli süreli iş sözleşmeleri hiçbir şekilde yazılı şekle tabi değilken arkadaşlar, belirli süreli iş sözleşmeleri ise yazılı olmak zorundadır. Yazılı şekil şartı olmayan belirsiz süreli iş sözleşmeleri kanun hükmü gereğince ileride göreceğiz ama hatırlatayım. Her ne kadar yazılı değildir ama kanun hükmü gereğince belirsiz süreli iş sözleşmeleri yapan bu işçilere 2 ay içinde genel ve özel şartları içeren bir belgeyi, yazılı belgeyi işveren işçiye vermek zorundadır. Peki neden belirli süreli iş sözleşmeleri belirsize göre dezavantajlı? Nedeni şu, bir kere işveren belirli süre bittikten sonra kıdem tazminatı ödemek zorunda değildir. İhbar süresi vermek zorunda değildir. İş arama izni vermek zorunda değildir. Ayrıca belirli süreli iş sözleşmelerinde işçi iş güvencesi hükümlerinin olağanüstü diyebiliriz imkanlarından faydalanamaz. Mesela belirli süreli iş sözleşmeleri başlangıçtan itibaren objektif nedenlere bağlı olmak zorundadır. Bağlı olmaması durumunda başlangıçtan itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi sayılır. Diyor ki her ne kadar belirli Yargıtay kararında başlangıçta da başında da sözleşmenin belirli sürede yazsa da bilmem ne de yazsa da benim işimden değil, objektif sebep göstermelisin yoksa başlangıçtan itibaren belirsiz süreli olur diyor. Diyelim ki objektif bir neden var, belirli süreli iş sözleşmesi yaptın, süre bitti. Esaslı bir neden olmaksızın ikinci kez tekrar edemiyorsunuz. İkinci kez tekrar ettiğiniz zaman yine başlangıçtan itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi haline gelir. Burada bir tereddüt var. Başlangıçta da objektif neden var, tekrarında da objektif neden var. Bunu söylemeye gerek yok zaten. Ama kanun koyucu böyle yapmış. Yani başlangıçtan itibaren objektif neden varsa belirli süreli, yoksa belirsiz süreli olur. Evet arkadaşlar, zamanımız var. Tam süreli ve kısmi sürelilere de bakalım. Arkadaşlar, iş vakitleri genellikle kanunda belirtilen haftalık günlük çalışma sürelerinin tamamı bir işverene bağlı olarak geçirilirse buna biz tam süreli iş sözleşmesi diyoruz. Bir iş yerinde çalışan tam süreli işçinin çalıştığı iş akdine oranla daha az çalışılan iş akdine ise kısmi süreli iş akdi diyoruz. Arkadaşlar, bu atipik sözleşmelerin en çok yaygınıdır, onu söyleyebiliriz. Mesela bir işçi haftanın sadece 3 günü gelip çalışıyorsa ya da her gün gelmekle beraber kısa bir süre çalışıp gidiyorsa biz buna kısmi süreli çalışma diyoruz. Part time ve full time olarak ne yapılabilir? Söylenebilir. En temel unsurlarına görünürlük esası olması gerekiyor.
Kısmi süreli çalışmanın tam zamanlıya göre önemli ölçüde daha az belirlenmiş olması lazım. Çalışma sürelerinin, bu çalışmanın sürekli ve düzenli olması lazım. Yani bu hafta kısa çalış, ondan sonra değil, bunu denkleştirmeyi de anlatacağız. Böyle bir sürekli olması lazım. Ve bunda da şekil zorunluluğu yok. Tabii ki tam zamanlı çalışmada emsal işçiye göre önemli ölçüde düşük olması gerekir diyor. Kanun koyucu diyor ki 3'te 2'sinden az. Çalışma süreleri yönetmeliğinde de 3'te 2'si oranına kadar çalışma kısmi süredir diyor. Yani 45 saat değil de 30 saat çalışma, 30 ve daha altı. 5 gün değil de işte bunun 1 bölü 3'ünden daha az, daha fazla başka yerde çalışma kısmi süreli çalışma olarak geçiyor. Peki emsal işçi nedir? Emsal işçiye göre orantılı olarak ödenir. Mesela 5 gün çalışan birisine 5 bin veriliyorsa, 3 gün çalışan birisine 3 bin verilir. 45 saat çalışan birisine 4.500 lira veriliyorsa, 30 saat çalışan birisine 3 bin lira verilmek zorundadır. Emsal işçi o iş kolunda onun benzeri işi yapan kişidir. Arkadaşlar. Tam ve kısmi süreli iş sözleşmesinde kurallar, tam zamanlıya göre farklı işleme tabi tutulamazlar. Bu önemli. Paraya ilişkin menfaatler orantılı verilir. Fazla mesai yaptırılamaz. Kısmi süreliye ben katılmıyorum ama böyle. Ulusal bayram ve genel tatil zamanlarında çalışmaz ve ücretleri verilir. Hafta tatili verilir. Kıdem tazminatı verilir. Toplu iş hukukundan kaynaklanan haklardan yararlanırlar. Bu kapsamda sendikaya üye olabilirler. Özel türlerine baktığımız zaman arkadaşlar, başka yan işte çalışma 5 saat değil de 30 saat ve altında çalışıyorsa tabii ki geri kalan zamanı başka işte çalışabilir. Bu yasak değildir ama 45 saat çalışan birisi başka bir işte de çalışıyorsa sözleşmesi haklı nedenle feshedilebilir. Ama günümüzde birden fazla işte çalışmak gerekiyor. Onun için mutlaka tarafların anlaşması gerekir. Çağrı üzerine çalışma arkadaşlar ileride bol bol işleyeceğiz. İş paylaşımı dediğimiz, bir işi birden fazla kişi yapıyor. Kanunda yok ama uygulanıyor ne yazık ki. Konut kapıcılarında görüyoruz bunu. Karısı çalışıyor, çocuğu çalışıyor vesaire. Kanunda böyle bir şey yok. Sosyal güvenlik hukuku bağlamında çeşitli sorunlara da sebep oluyor arkadaşlar bu. Buna ilişkin kısmi süreli çalışanların tam süreliye ne yapılması lazım? Çevrilmesi lazım. Neden? Bazı iş yerlerinde kurallar konulmuş demiş. 50 ve daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği kurulu kurulur. 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan özel iş yerlerinde %3 engelli çalıştırılır gibi. Bu nedenle bunu tama çevirme ile ilgili bir örnek var diyoruz. Bu konuda son olarak kadınlara sağlanan kısmi çalışma imkanı doğum yapmış olanlara mevcuttur. Kanunumuzun 13. maddesine ek fıkra olarak eklenmiştir. Kadınlarımıza böyle bir imkan sağlanmıştır. Destekliyoruz arkadaşlar. Diyoruz, bugünün konusunu bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın diyoruz. Umarım hızlı oldu ve güzel oldu. Haftaya 3. bölümle devam edeceğiz arkadaşlar.